Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir değerli arkadaşım. Ben soru analizleri yaparken çok tatlı bir soruyla karşılaştım. Hani bazen denemede çözerken ya bu soru buraya kim koymuş ya silmek istersin ya ama silemezsin. İşte silemezsen çözeceksin arkadaşım. O tarz bir soruyla senin karşındayım. Artı bir net için hazırsan ben yukarı ders başına geçiyorum. Sen de hazırlan. Soruyu önce sen bakıyorsun. Sonra benimle beraber çözüyorsun. Haydi gelin hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşım bir geometri sorusuyla karşındayım silemiyorsan çözeceksin. Neden böyle dedik? Hani bazı sorular var ya şekil 3'teki şekli ben bir kez daha çizdim. Ya çizmen gerekir, düşünmen gerekir. Soru biraz gıcıktır. Katlıyor, katlıyor, gidiyor. Hani çözmek istemezsin ama çözmeye çalıştığında da aslında rahat çözülebilecek bir sorudur. İnanın, inanın ÖSYM sorularını öyle abartılacak bir tarafı yok. Gözünde büyütürsün, çözmeye başlayınca çözüldüğünü görünce o kadar da değildir dersin. Haydi gel sorumuza hemen hızlıca bakalım. Şekil 1'de kısa kenarı 2 kök 3 birim olan dikdörtgen şeklindeki karton önce KL doğrusu boyunca katlanınca şekil 2'deki gibi oluşuyor. Şekil 2'ye bak. Daha sonra ne yapıyormuşuz? Şekil 2 EP doğrusu doğru parçası boyunca katlanınca Şekil 3'teki gibi görünüyor. Ben şekil 3'ü bir daha büyüterek koydum ki üstüne orada küçük küçük işlemler yapmayayım diye. Şekil 3'te oluşan ABC ve KAL üçgenleri çok önemli. Birer eşkenar üçgendir. AB 6 birim olduğuna göre ilk dikdörtgenin uzun kenarı yani bize verilen ilk dikdörtgenin uzun kenarı kaç birimdir diye sormuş. Önce şu verilen bilgiyi yerleştirelim. ABC eşkenar üçgen soracağım. Buralar bir kere 60'ar derece ve bu üç kenarda birbirine eşittir. Ayrıca burası da kaç derecedir? 60 derecedir. Ya biz bu dereceleri yazdıktan sonra geriye kalan bulabileceğimiz dereceleri gel beraber yerleştirelim. Hocam bak bu karşılıklı yine bir dikdörtgen oluşacaktır. Paralellik olmak zorundadır. Bak şurada bir z kuralı var. Gördün mü? Şöyle kafanı yan çevir bak. Burası 60'sa şurada oluşan derecenin de kaç olması gerekir? 60 derece olması gerekir. Bunu yapıştırdım. Başka neler bilebilirim? Bunları bulmaya çalışacağız beraber. Şöyle yapacağım. Bak iş terslikten burası 60 derecesi. Şurası da 60 derecedir. Yine aynı şekilde bak bunlar birbirine paralel ve bu şekilde de doğrusal olduğuna göre z kuralından burası 60 derece ise şuranın da 60 derece olduğunu görüyor. Ben bilgileri yaza yaza gidiyorum. Daha sonra bak şu uç hani katlaya katlaya bu 3'e getiriyorum ya. Aslında 2 kök 3 dediğim şurası şu bizim en büyük şekil birdeki dikdörtgenin kısa kenarı. Yani şuralar birer kaçar derece olması gerekir? 90'ar derece olması gerekir. da yazdım. Neyse bir sorumuza dönelim. A, B, 6 birmiş. Şurası 6 birmiş. Başka ne bilgi vermiş? 2 kök vermiş. Bitti. Şurası da 90 derece. Hoca bak burası 60. Burası 90 sa şu küçük yere kaç derece kalacaktır? 30 derece. O halde şurası da kaç derece olacaktır? 60 derece. Başlıyorum dikkat et. 90'ın gördüğü 2 kök 30'un gördüğü bunun yarısı kök 3. 60'ın gördüğü bunun kök 3 katı kadar. Kök 3'ün köküç katına ne olacaktır? Burası 3 birim olacaktır. Yapıştırdım bile. Hocam şurası kısa kenarda dikdörtgenin 2 kök 3. O zaman şurası iki 2 köküştür. Başka neler yapabilirim? Gel şöyle bir hamlede bulunalım. K'dan LA'ya bir dikme inelim eşkenar üçgenden. E tabanı iki eşit parçaya bölecektir. E bu 2 köküç aynı zamanda burayı da 2 köküç olarak yazabilirim. Karşılık uzunluklar birbirine eşit işte olacaktır. Dikkat ediyorsun. Şurada bir açı ortay oluşacaktır. var derece. 60'ın gördüğü 2 köküçse 30'un gördüğü bunun köküçe bölümüş halidir. 2 birim. O halde burası da 2 birimdir. Dikkat et. 30'un gördüğü ise şurası 90. 90'ın gördüğü kaç olması gerekir? 4 birim. Hani bu 30, 60, 90 üçgenin özellikleri biliyorsunuzdur hepiniz. Hemen şöyle ufak bir hatırlatayım. 30, 60. 30'un gördüğü A ise 90'un gördüğü bunun 2 katı. 60'ın gördüğü de 30'un gördüğünün kök 3 katı kadar da A kök olarak yapıştırdım. Şimdi devam edelim. Başka neler yapabilirim? Bak şunu yapıştıracağım hemen. K, A, bir eşkenar üçgense burası 4 birim soracağım. Bak burası da 4 birimdir. E, A, B, C bir eşkenar üçgense A, B 6 birimse A, C de 6 birimdir e şimdi dur şimdi dur daha neler yapabilirim bunlara beraber bakacağız adım adım gidiyoruz seninle beraber Şimdi şöyle bir hamle daha, bulunacağım. Hocam nasıl bir hamle daha bulunacaksın dersen. Şimdi biz bu katlaya katlaya götürdüğümüz şekil var ya. Şu KL arası 4 birimdi. CL arası da 4 birim. Uzunluk olduğunu biliyorum. Çünkü eş, burada bir dikdörtgen oluşuyor. Karşılıklı kısa kenar uzunlukları birimle eşit olacaktır. Ayrıca ABC eşkenar üçgende 6 6 ise burası da 6'dır. Bak istediğimi buldum. Bak BE uzunluğuna bak. Kaç birim oldu şu uzunluk? 10 birim. E noktasından itibaren kırıldı ya bu. E ben bu E noktasını uzatıyor olsaydım bak devam ediyor. Benim burada şeklim bitiyor ama şurası 11 birim olacaktı. Peki şu L, L, E arası şu K C arası uzunluğu eşittir. 6 4 daha 10 sa burası da 10 birimdir. Demek ki ben bunu iki kez kırıyorum ya. Bak şurada göstereyim. Kafanı çok dağıtmak istemiyorum. E ile şu kırdığım B arasındaki uzaklık E B arasındaki uzaklık aslında şuradaki uzaklığa denk gelir. Yani burası 11'im. E, L E arasında 11 birim buldum. Şurası etti mi sana 20 Bak kırıldığı nokta farz et ki şurası olsun tamam mı? Buradan ya da biraz daha aşağıdan alayım daha gerçekçi olsun. Şurası olsun. LB arası. Şunla şunun arası kaç buldum? 10 ondan 21'im buldum. Şimdi L'den aşağısını bulmaya çalışacağım. L'den aşağısı bak şuraya denk geliyor. Uf çok karıştı soru ama karıştırmadın değil mi sen? Bak 2 var, 2 var, 6 var, 3 var. 2 2 daha 4. 6 daha 10. 3 daha 13. O zaman burası da 13 birim yapar. Bizden istenen uzun kenarın tamamıydı. 20 artı 13 kaldı. 20 artı 13'ten etti mi sana 33 birim? O halde doğru seçeneğimin edirne olması gerekir. İşte arkadaşım birazcık karışık diyebileceğim. Aslında bakıyorsun çözebilirim diye giriyorum Birazcık dikkat etmesen hatları karıştırabileceğim bir soru. Aman diyeyim dikkat et karşına gelebilir. Artı bir net için başka bir videoda. Görüşmek üzere. Kendine iyi davran. Hoşçakal.